İyi akşamlar. Gündemin sıcak başlıklarını ve önemli gelişmelerini aktarmak için TV52 Ana Haber'den hepinize merhabalar. Ben İsa Akçay. Bugün 22 Mart 2022 Salı. Bugün önemli bir gün. Dünya için aslında önemli bir gün. Bugün su günü. Suyun önemini anlatacağımız bir gün aslında. Onunla ilgili haberlerimiz var ama başta israftan yana suyun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kısa bir not düşeyim size. Siz daha detaylı bir şekilde Google'dan bakıp araştırıp bu bilgileri edinebilirsiniz. Ne kadar değerli olduğunu anlamak için suyun. Dünya üzerindeki suyun %97'si, yaklaşık %97'si tuzlu su. Kullanılamaz. %3'ü tatlı su. Bunun da sadece %1'i kullanılabilir durumda. Dolayısıyla suyun ne kadar önemli olduğunu ve bu kaynakları ne kadar doğru kullanmak gerektiğini, geleceğimiz için ne kadar önem arz ettiğini, hayati önem arz ettiğini bu rakamlardan daha iyi hiçbir şey anlatamaz diye düşünüyorum. Başta çocuklarımız olmak üzere su bilincini şimdiden aşılamak lazım. Bir damlasını bile boşa akıtmamak lazım. Üretebilmek için de suyun önemi hepimiz tarafından bilinen aşikar bir durum. Önemli bir gelişme var Ankara'da. Biliyorsunuz Akkuş Belediyespor erkek voleybol takımı yarı finale çıktı. Birincilikteydi. Dördüncü bitirdi ligi. Efeler Ligi'ne çıkabilmek için yarı final maçları oynuyor. Dün yapılan maçta Develi Belediyesi'ni 3-2 yenmeyi başardı. Şu saatlerde yine devam eden bir maçı var. Akkuş Belediyespor'un Hekimoğlu ile oynuyor. İlk sette 1-0 maalesef temsilcimiz geride. Umuyoruz ki önce beraberliği sonra da galibiyeti alabilecek oyunu ortaya koyarlar. Ve Efeler Ligi'nde görmek nasip olur Akkuş Belediyespor'u. Gerçekten tebrik etmek istiyorum. Onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Büyük bir başarıya sahipler. İki sezondan beri devam ettirdikleri oyunla. Geçen dönem kapısından dönmüşlerdi Efeler Ligi'nin. Bu dönem inşallah Efeler Ligi'nin kapısını sonuna kadar aralarlar. Belediye Başkanı İsa Demirci'yi de kutlayalım buradan. Ve gündem, salı günleri biliyorsunuz grup toplantıları yapılıyor. Grup toplantıları partiler tarafından yapılmaya başlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi bugün grup toplantılarını gerçekleştirdi. Kürsüde genel başkanlar vardı. Gündemleri ortak, bakış açıları farklıydı. Çanakkale Köprüsü'nü Kemal Kılıçdaroğlu yap işlet devret modelinin yanlışlığı üzerinden eleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Çanakkale Köprüsü bu vatana armağanımızdır dedi. Yıllar yılı bu millete yalan söyleyip, oy devşirip, yıllar geçtikten sonra benim söylediğim noktaya gelip, evet biz bunu devletin kasasından ödeyeceğiz deyip itiraf eden adamın o koltukta bir saniye daha dahi oturmaması lazım. Bir saniye daha. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yap işlet devret modeliyle yapılan projelere değindi. Bu usulle yapılan projelere devletin kasasından para ödendiğini bir kez daha vurguladı. Yıllar yılı ya devletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak, milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak diye yıllar yılı yalan söylemesi ve hala dönüp o koltukta oturması ve en sonunda da ya arada fark çıkarsa onu da devletin bütçesinden biz ödeyeceğiz demesi. Niye oturuyorsun sen orada? Niye oturuyorsun arkadaş sen orada diye sormak benim hakkım değil mi? Bugüne kadar yap işlet devret modeliyle yapılan projeleri çok sert sözlerle eleştiren Kılıçdaroğlu, hem devletin hem de vatandaşların çok ciddi zarara uğratıldığını ifade ederek ülke genelinde yapılan şehir hastanelerine değindi. Yapım maliyeti 10 milyar 200 milyon lira. Yapım maliyeti 10 milyar 200 milyon lira. Taahhüt edilen, bu çetelere taahhüt edilen para 82 milyar 500 milyon lira. 10 milyara yapıyor, 80 milyar para ödeyeceğiz. Altına da imza atmışlar. Yetkili olarak da Londra mahkemeleri diyorlar, iktidar değişirse kimse bize dokunmasın. Bir de gidip sigorta yaptırmışlar. Elimizden alırlarsa sigortadan parayı alalım. Onların tamamını alacağız. Tamamını alacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli ise yap işlet devret modeliyle inşa edilen Çanakkale Köprüsü için bu köprü ülkemizin gururudur ifadesini kullandı. Bu köprü ülkemizin gururudur. Bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Hiç mi millete sevginiz kalmadı? Bu kadar mı gözünüz körleşti? Bu kadar mı gönlünüz köhneleşti? Yapılan takdir ve tebrikten madem acizsiniz, hakkı hakkıya teslim et, madem uzaksınız, bari saygı gösterin, bari susulacak yerde konuşmayın da
uzaktan bakanlar sizi adam zannetsinler. Türk Tabipler Birliği'nin Türk hekimlerini temsil edemeyeceğini bir kez daha vurgulayan Bahçeli, birlik başkanını sert sözlerle eleştirerek bu kurum derhal kapatılmalıdır açıklamasında bulundu. Sağlık sistemini HDP ile birlikte kurgulamaktan bahseden, HDP'li bölücülere hedef ve emel birlikteliği içinde olan bu kişi değil midir? Teröristlere dostluk ve barış ödülleri veren bu Tabipler Birliği değil midir? Bu nedenle açık açık sesleniyorum. Türk Tabipler Birliği mutlak surette kapatılmalıdır. Lazım gelen hukuki takibat süratle başlatılmalıdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam TV.net'te Net Bakış özel programında konuktu. Önemli konular konuşuldu İçişleri Bakanı'yla. Sorulan bir soru vardı. Çok fazla vatandaşımızı ilgilendirdiği için onu haber bültenine aldık. 3600 ek gösterge soruldu İçişleri Bakanı'na. Cevabı çok netti. 3 ay, 5 ay içinde 3600 ek göstergenin biteceğini söyledi, hayata geçeceğini söyledi. Bir de gençlere müjdesi vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TV.net canlı yayınında katıldığı Net Bakış özel programında 3600 ek gösterge ve bekçi atamalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Soylu milyonlarca insanı ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunun 3-5 ay içerisinde çözüleceğini ifade etti. 3600'ü soralım mı Sayın Bakan? Onu Çalışma Bakanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün de bir açıklama okudum ben. İşte Mayıs ayında netleştireceğiz. O bu yıl yani yakın 3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum. Bekçilerin sözünüz çünkü. Siz bunu hep özellikle söylediniz. Hep olduğumuz her ortamda 3600 sözünü ben verdim. Bunun için ben vermedim, Cumhurbaşkanı verdi. Pardon. Siz de elimden geldiği kadar bunu yapacağım. Ben takipçisiyim. Evet. Özellikle gençlerin gözü yeni bekçi alımı olup olmayacağındaydı. Bakan Soylu bunun da yanıtını verdi. 3250 yeni bekçi alımı olacağının müjdesini paylaştı. Bekçilerle ilgili bir alım süreci var mı yakın var tarihte? Şimdi bir 3000 kadromuz çıktı. 250'de boş kadromuz var. 3250 kadro bir vesileyle önümüzdeki günlerde çıkacağız. Peki. Yavaş yavaş. Siyasette sular ısınmaya başladı. Hem iktidar sahada hem de muhalefet sahada. Çünkü ilk kez iktidarın el değiştirme olasılığı belirdi bu seçimlerde. Dolayısıyla muhalefet de bu fırsatı kullanmak istiyor. Ordu siyasetin belki de en yavaş olduğu, en az konuşulduğu illerden bir tanesi. Ama çok konuşulan bir konumuz var. O da nedir? O da şehrin sahipsizliği. 5 büyük partide 5 genel başkan yardımcımız var. Ama orduya hatı sayılır bir hizmetleri yok. Özellikle AK Parti'de Sayın Numan Kurtulmuş'tan bu yönde vatandaşlarımızın ciddi beklentileri vardı. Ama o beklenti karşılanmadı. Arkadaşlarımız bugün Altınordu sokaklarında 5 büyük ismi sordular. Aldıkları cevaplar ekranlarda. Hiçbirinin olmadı. Benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü neden dersen, şu anki belediye başkanının bile katkısı yok orduya, benim gördüğüm kadarıyla. Orada mesela çevre yolunu tamamlanamaması. Çevre yolunu yapabilirler. Boztepe'ye bir imar turizmi gelebilir diye düşünüyorum. Gayet güzel şeyler yapabilirler bunlar parti başkanı olarak ve ağırlıklar olan kimseler. Ordunun siyasette, bürokraside yani Ankara'da 5 önemli ismi var. 1. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. 2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun. 3. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu. 4. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu. Ve son olarak 5. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt. Biz de ordulu vatandaşlara işte bu 5 ismin orduya olan katkısını ve faydasını sorduk. İş imkanı yok. En başında bu yani. İşsizlik sorununu bir türlü orada çözemediler. Yani kalıcı ileriye yönelik bir adım atmadılar. Hepsi boş konuşuyor. Hiçbir yardımları yok orada. Genel durum gözüküyor. Söylemeye gerek yok yani. İşsizlere yatırım yapılması lazım. Yani işsizleri, işsizliği azaltmak lazım. Sonra bağlılık. Halk bağlılıktan dem vuruyor. Hep şikayetçi. Ama boykot etmesini bilmiyorum.
Karadeniz'in en değerli ve en güzel illerinin başında gelen Ordu, yıllardan bu yana yapılan yatırımlarla değil, siyasilerin şehre sahip çıkmamasıyla anılıyor. Ordulu vatandaşlar da şehrin kaderine terk edildiğinin bir kere daha altını çiziyor. Şehir içerisinde olsun, mahalle içerisinde olsun, yapmak istedikleri olaylar, hani yolu, suyunu, elektriğini ve diğer gençlerin geleceğini kurtarmak için ellerinden gelen çabaları göstermeleri gerekiyor. Şu an gördüğümüz vakit ben bile üzülüyorum yani gençlerimize. Bir de şu yollarda. Ordumuz her zaman böyle sahipsiz kaldı. 20 yılda bunu çözemediler. Daha öncekiler de çözemediler. Zaten daha öncekilerde fındığı, Karadeniz'in geçim kaynağı fındığı orman ürünü olarak tanıttılar. Yani bir şey değil diye. Yani o zihniyet halen günümüze kadar devam ediyor. Devam da edecek gibime gözüküyor. Yani yatırıma geldiği zaman hep gözle görünür yani. Milletin acil yani mesela senin bugün neye ihtiyacın var? Bir bardak çay içsem diyorsun yeter. Bunu sağlıyorlar. Yarın ne olacağı belli değil. Mesela hastane yolu, köprü şunu bunu yapıyorlar ama millet her gün hastaneye, her gün köprü, her gün yolu kullanmıyor ki yani. Yani daha temel ihtiyaçlar var, daha milletin daha beklentileri var. Beklentileri yüksek yani. Ordulu vatandaşlar, ordulu siyasi isimlerin şehir için daha fazla çalışmasını talep ediyor. Orduya hiçbir yardımları yok. Benim köyüm Alınca köyü, o bir köyümüzün yolunu bile bak ben 65 yaşıma geldim. Hala asfaltlanacak, çamur yollayı bile. Hiç savunmuyorlar, hiç sahip çıkmıyorlar. Bir seçimden seçime esnaf kapı kapı, köy köy geziyorlar, hepsi bu kadar. Vatandaş yolda yürürken biliyorsunuz hepsi köstebek yuvası yolları. Bir tarafına başlıyorlar, birini bırakıp yarım bırakıp diğerine başlıyorlar. Haşini 45 ya çıktı fındık diyorlar. Kimin elinde fındık var? Hangi vatandaşta var? Milletin elinden aldılar şeyine fındık, şimdi kendileri satıyorlar oraya zenginler. Her şey zenginlerin işi. Fakire bir şey yok. Ordulu vatandaşları hep birlikte dinledik. Vatandaşların en büyük sıkıntısı, bir numaralı problemi, orduya yıllardan bu yana istihdam yaratacak bir iş sahasının kurulmamış olması. Ancak daha vahimi ise, daha kötüsü ise vatandaşı bu 5 isim başta olmak üzere diğer bölge milletvekillerinden orduya yatırım yapacaklarına dair hiçbir umudunun kalmamış olması. Ordumuz her zaman böyle sahipsiz kaldı. Sayın Cemal Engiyurt'u ve Sayın Seyit Torun'u kısmen ayrı tutmak lazım. Cemal Engiyurt biliyorsunuz yeni genel başkan yardımcısı oldu. Bir kez daha tebrik edelim, başarılar dileyelim. Umalım ki memlekete faydası olan genel başkan yardımcılarından bir tanesi olsun. Sayın Seyit Torun da zaman zaman fikir beyan etmekten geri kalmıyor ama daha iyi hizmetler çıkabilir mi? Çıkması gerekir diye düşünüyorum. Hem Musavat Dervişoğlu'ndan hem de İsmail Faruk Aksu'dan ordu ile ilgili herhangi bir adımın gelmediğinin altını çizelim. Hele hele AK Parti'nin 2 numarası Sayın Numan Kurtulmuş'tan şehrin beklentisi çok fazlaydı. Maalesef şu ana kadar herhangi bir hamlesi olmadı orduya yönelik. Umuyoruz ki bu kısa zamanda memleket adına bu 5 isimden de önemli hamleler gelir. En azından ordulular için hamleler yapılsın. Yani bürokratik anlamda, siyasi anlamda hemşericilik yapılsın pozitif anlamda araştırılarak diye temenni de bulunalım. Çünkü bir yıllık zamanda artık isteseler de çok fazla bir hizmette bulunabilme olasılıkları olmadığını düşünüyorum şehir adına. Bence en büyük hizmetleri bu 5 ismin şu anda ortaklaşa yapacakları, el birliğiyle başarabilecekleri en büyük hizmet alan bazlı destekleme rakamlarını artırmak olmalı. Siyasi partilerin alt kademesindeki arkadaşlar lütfen genel başkan yardımcılarıyla konuşsunlar. En azından ortak bir işe imza atsınlar el birliğiyle. Sayın Kurtulmuş'un buna tek başına da gücü yeteceğini düşünüyorum. Umarım ki sesimiz ulaşır ve bununla ilgili bir hamle yaparlar. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan siyasileri uyardı. Artık herkes sahada, milletvekilleri sahada, bölgelerinde vatandaşlarla sohbet edip durumlarını öğrenip rapor verecekler genel merkeze ve onun üzerinden de siyasi gelişmeler planlanacak. AK Parti Ordu Milletvekili Doktor Şener Yedi Yıldız da sahada vatandaşlarla kucaklaştı, sohbet etti, hasbihal etti, durumlarını sordu. Hiç beklemediği bir tepki aldı. Türkiye'de yaşanan hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlar nedeniyle AK Parti hükümeti özellikle muhalefet partilerinin hedefinde. Muhalefet elindeki en önemli argüman ekonomi üzerinden iktidarı vururken AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız Ordu'da
ilginç bir tepkiyle karşılaştı. Bir telefonla gemileri Ukrayna'dan hareket ettiren adam dünyayı da hareket ettirdiğine bu milletin sonsuz güveni. Zaten sıkıntı sizden değil. Sıkıntı Tayyip Erdoğan'da da değil. Bu ülkede Tayyip Erdoğan'a olan sevgi hiçbir lidere yok. AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız, Altın Ordu'da esnafla buluştu. Akyazı Mahallesi'nde iş yerlerini gezen, çalışanlara ve işverenlere bereketli kazanç dileyen Milletvekili Yedi Yıldız, mahallede bulunan çay ocağında da kahve molası vererek günün yorgunluğunu attı. Vatandaşla da sohbet etti. Şu anda Tayyip Erdoğan'ın son 20 günde görüşmediği dünya lideri kalmadı. Yani, hepsi Tayyip Erdoğan'dan umut bekliyor. Son dış politikaya... Bizimkiler hariç. Bizimkiler Tayyip Erdoğan gitsin diyor. Bizimkiler yıkma peşinde. Ama dünyanın bütün liderleri Tayyip Erdoğan'dan umut bekliyor ki o barışı sağlasın diyor. Sayın Vekilim, o konuda son dış politikayı beğenmese de reformcular da destekliyor. Çay masasında gündem ekonomiydi. Ama tepki yok, destek vardı. Olayı ilginç kılan da buydu. Altın Ordulular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti hükümetine teşekkür ettiler. Ekonomik krizin sorumlusu olarak da hükümeti değil, dünyayı etkisi altına alan savaş, pandemi ve Türkiye'yi zor duruma düşürmek isteyen Amerika ile Avrupa olarak gösterdiler. Herkes ister rahat yaşamayı ama yani bu... şu anda ortada yürüyen bir şey var. Yani biz bu dünya savaştayken biz de biraz tabii dikkat edeceğiz kendimize. Aza kanaat edeceğiz. Sayın Vekilim, geçen de size bir sohbetle karşı karşıya geldi. Şimdi bir iş adamı, bir amcanız aşağı yukarı 75-80 yaşlarında. Oğluyla tabii şey yapıyor, konuşuyor da ben de şahit oluyorum. Hani oğlu diyor ki işte ne yaptınız falan diyor. Evladım diyor bak, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ve AK Parti diyor. 50 senelik işi 20 seneye sığdırdılar. En büyük hataları, suçları bunlar. 50 sene yapsaydı, bu hizmeti yayıp da 50 sene içerisinde yapsaydı herkes alkışlardı. Ama 50 senelik işi 20 seneye sıkıştırdıkları için yani böyle eleştiriler alıyor diyor. Şimdi amcanız gerçekten çok güzel konuştu orada yani. Şimdi baktığımız zaman da Türkiye %300, %400 büyümüş. Duyduklarıyla bir hayli duygulandığı gözlenen AK Partili Milletvekili Yedi Yıldız, yaşanan sorunları çözebilecek iradenin de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti olduğunu söyledi. Bu şartlarda biz savaşıyoruz ve Türkiye'yi daha iyi olacaksa, daha ileri gidecekse yine biz yaparız. Kimse Diyarbakır'a gidip ben sendenim, öbür tarafa gidip sendenim, beri tarafa gidip bendenim. İşte ben bunları daha iyi yaparım. Laflarıyla üretenlerin peşe düşmesin. Biz bu memlekette istikrarın, bu memlekette ekonominin, bu memlekette barışın, bu memlekette güçlü olmanın sahibi biz. Bunu bugün Tayyip Erdoğan'la yakalamışız. Onu devam ettireceğiz. Vatandaşın şehre dair yaşadığı güncel sorunlarını da dinledi milletvekili. Talepleri tek tek not etti. Muhalefete de yol eleştirileri üzerinden çattı. O tenkit edenler, konuşanlar var ya, daha AK Parti zamanında güzel yolları gördüler, orayı çirkin olarak kabul ediyorlar. Ya Rabbime şükürler olsun, her şeyi ülkemiz olarak Tayyip Erdoğan döneminde gördük ya. Evet. Yoksulduk ya, zayıfladık ya, çok zayıfladık ya. Rabbime şükürler yani olsun. Biz 5 yılda yapacağız denilen köprüyü bile 4 yılda bitirdik. İşte diyorum ya, vekilim. Sayın vekilim, 14 yıl taş döktük şu Karadeniz sahil. Ya, 14 yıl ya. Taş döktük sadece. Kamyondan taş döktük, kamyondan taş döktük. Havaalanı, kamyondan taş döktük. Biter bir. Bunları görmek lazım. Allah-u Teala yarın öbür gün bunun hesabını soracak bizden. Öte yandan özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda AK Partili bütün milletvekilleri ve parti yöneticileri sahaya indi. Vekiller, parti genel merkezinin kendilerine yaptığı program çerçevesinde il, ilçe ve köyleri gezerek vatandaşla bir araya geliyor, sorunlarını dinliyor. Milletvekilleri aynı zamanda ildeki esnaf, kanaat önderi, sivil toplum kuruluşları, eski siyasetçiler ve iş dünyasından isimlerle de görüşüyor. Daha sonra bunlar bir rapor olarak
parti genel merkezine iletilecek. Yani milletvekillerini bundan sonra daha sık sahada göreceğiz. Ortam gergin, esnaflar zor durumdalar ama Şener Yedi Yıldız'a vatandaşımızın samimi yaklaşımını ekranlarda gördünüz. Tepkiden daha ziyade destek geldi. Enteresan bir gelişme oldu. Aslında sahada olan vatandaşlarımız, sahada olan siyasiler vatandaşlarımızla hasbihal ettikleri müddetçe, onların durumlarını öğrendikleri müddetçe destek alacaklarını da buradan görmüş oldular. Herkes her şeyin farkında. Yani sadece ülkemizde bir kriz yok, dünya genelinde bir kriz var. Vatandaşlarımız bunun bilincinde ama en azından onlara bir dokunmak lazım. Onların dertleriyle dertlenip, onların dertleriyle yukarıyı meşgul etmek lazım ki vatandaşlarımız da kendi sorunlarıyla hemşerilerinin sorumlu kıldıkları isimlerin ilgilendiklerini görsünler ve huzurlu olsunlar. Beklenti basit. Sayın Yedi Yıldız'a da bunun için teşekkür ederim. Şimdi son günlerde yeni bir tartışma var. Asgari ücrette ikinci dönemde yeni bir zam planlanır mı? Aslında bunu ekranlardan daha önce de ben cevaplamıştım. Çok lüzumlu bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Gereksiz ve yersiz bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Bugün nihayet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bu olaya noktayı koydu. İlk yapılan zammın yeterince yüksek olduğunu, hem işverenin hem de işçinin yüklenmesi gerektiğini, yük bölüşmesi gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının, sancısının, şikayetinin hayat pahalılığı olmaya devam ettiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da muhalefette açlık sınırının 300 lira altında kalan 10 milyona yakın asgari ücretlinin asıl derdinin hayat pahalılığı olduğu konusunda hemfikir. İktidar kanadından peş peşe gelen zam sinyallerinin ardından asgari ücrete ikinci zam gelir mi sorusu akıllarda yankılanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığı konusunda ilginç bir çıkış geldi. Evet, hayat pahalılığı vardır ama insanların düne göre biraz daha az miktarda alabiliyor olsa da istedikleri her ürüne erişiminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bir de pazara çıkın bakın, pazarda bir dolaşın, pazar esnafına da bir bakın. Pazar esnafı gana alıyor. Çöplükler, pazarcıların bırakmış olduğu o şeylerden gıdalarını topluyorlar. İşte sebze meyve topluyorlar. Biz ne yapıyoruz? Gıda enflasyonu karşısında kendisini en ezilmiş hisseden asgari ücret ve altı maaş alanlar, faturalar, kiralar, geçim derdi bir yana sadece mutfak harcamalarıyla bile baş etmek oldukça zor. Hal böyle olunca vatandaşın en büyük derdi de geçim oluyor. Asgari ücret artırılmadan önce, yani Aralık öncesindeki asgari ücret artırılmadan önceki asgari ücretin ülkedeki alım gücüyle beraber artırıldıktan sonraki şimdiki alım gücünü bir mukayese edin. Asgari ücret artırıldı ama hiçbir anlamı olmadı ona. Yani asgari ücret aslında vatandaşın cebine girmeden geri çıkmış oluyor. Artan enflasyon karşısında maaşları eriyen ve alım gücü düşen vatandaş da ay sonunu nasıl getireceğini düşünürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyona karşı mücadele mesajı geldi. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Öte yandan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar kanadından ardarda gelen asgari ücrete zam sinyallerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ezber bozan bir açıklama geldi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olmanın gereğini her alanda yerine getirmiştir. Bugünlerde de asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücretle yaptığımız artış çok önemlidir. Bu, üretim sürecinde işçi ve işverenin birlikte sorumluluk almasını da aldığının da bir gereğini ortaya koymaktır. Bu sözler ikinci kez zam yapılmayacak mı sorusunu akıllara getirdi. Hem iktidar kanadında hem de muhalefet kanadında asgari ücretler üzerinden bir siyasi rant devşirme çabası var. Ama muhtemelen bu öneriyi yapanların hiçbirisi hayatları boyunca 3 tane eleman bile istihdam etmemişlerdir ki esnafın durumundan haberdar değiller. Bunun yöntemi belli. Fiyatlar düşürmek, enflasyonla mücadele etmek ve insanların alım gücünü artırmak. İnsanların cebindeki para 4250 lira eğer kıymetli olursa, değerli olursa, alım gücü artarsa zaten kimsenin maaş gibi bir talebi, maaş artışı gibi bir talebi kalmayacaktır. O yüzden üretmeliyiz. Ürettikçe ülkede fiyatları düşürmeliyiz ve dolayısıyla insanların parasını kıymetli kılmalıyız. Az uz ekonomi köşesinden geçen birisi bunun yöntemini bilir. Dolayısıyla umarız ki siyasiler daha makul tabanlı siyasi rant arayışında bulunurlar ki karşılık bulsunlar bu vatandaşlardan diyelim ve devam edelim. Son dönemde yağan kar yağışı
üreticilerde bir tedirginliğe yol açtı. Zirai don tehlikesi var mı yok mu tartışmaya başlandı. Bununla ilgili Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça açıklamalar yaptı. Son bir haftadır tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve ordunun da sert şekilde etkilendiği olumsuz hava koşulları fındık üreticilerini kara kara düşündürüyor. Biliyorsunuz son bir haftadır hakikaten ülkemizi de etkisi altına alan bir kar yağışı var. Bizim bölgemizde de hakikaten çok etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde 2-2,5 metreye varan bir yüksekliğe ulaştı kar yağışı. Aslında bu ziraat için, tarım için çok önemli. Hakikaten bir bereket yağdı desek tabiri caiz olur. Üreticilerin aklında tek bir soru var. Fındıkta zirai don tehlikesi var mı? Bu sorunun cevabını Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça verdi. Burada tabii üreticilerimiz tedirgin oluyor. Bu kar yağışı zararlı olur mu? İşte zirai don oluşur mu gibi. Ki bu şeylerinde de haklılar aslında, düşüncelerinde. Çünkü bölgemiz hakikaten tam karanfillerin açtığı ve fındık yapraklarının açtığı döneme denk geldi kar yağışı. Ama şu ana kadar biz kendi bölgemizde, yani Ordu bölgesinde çok fazla bir zirai donla karşı karşıya kalmadığımızı görüyoruz. Çünkü çok fazla derecede eksinin altına düşen bir hava sıcaklığı olmadı. Henüz zirai don oluşmadı ancak risk de devam ediyor. Önümüzdeki günlerse ne getirir bilinmez. Tabii bu zirai donun oluşabilmesi için biliyorsunuz eksi 4, eksi 5 dereceler görmesi lazım hava sıcaklığının. Ama bölgemizde henüz öyle bir eksi sıcaklık oluşmadı. Fakat bu oluşmayacak anlamına gelmez. Çünkü hala bu risk devam ediyor. Özellikle bu kar yağışının peşinden eğer bir ayaz za çekme durumu olursa havanın, bu bir zirai don olayıyla üreticimizi karşı karşıya bırakabilir. Akça henüz problem yaratacak bir durumun olmadığını söyledi. Zirai don tehlikesi yaşandığını düşünenlere ise Tarsim sigortasına başvurmalarını talep etti. Ama tabii ki yine endişe verici bir durum oluşmaz inşallah. Temennimiz bu Cenab-ı Allah'tan. Ha böyle bir durum oluşursa veya böyle bir oluştuğunu düşünen üreticilerimiz var ise, eğer Tarsim sigortalarını yaptırmışlarsa ya da Tarsim acenteleri aracılığıyla başvurularını yapıp tespitlerini yaptırabilirler. Ama şu dönem bana göre henüz daha fındıkta korkulanacak bir zirai donun olmadığını gösteriyor. Zirai don olup olmadığını ise önümüzdeki süreç gösterecek. İlimizin son dönemdeki en önemli yatırımlarından bir tanesi 900 yataklı şehir hastanesi yavaş yavaş artık ortaya çıkmaya başladı. İnşaat da tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizde yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen inşaatta en ufak bir duraklama olmadı. Hem Sayın Vali hem de milletvekilleri, bölge milletvekilleriyle beraber Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı bu inşaatı yakinen takip ediyorlar ve olabildiğince de desteklemeye çalışıyorlar buradaki müteahhiti. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, ilk yarısında düzeltelim, muhtemelen şehir hastanesi bitecek gibi görünüyor. En azından seçim öncesinde bence açılışı yapılacaktır diye düşünüyorum. Bakalım bir aksaklık olmadan şehir hastanesi tamamlanabilecek mi? Ki şehir hastanesi bittiğinde Ordu'ya sağlık açısından lig atlatacak. Bunu söyleyen kim? Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hakan Timur şehir hastanesini değerlendirmiş, şehir hastanesinin Ordu'ya neler katacağını anlattı. Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak 90 yataklı şehir hastanesi inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde hizmet verecek olan hastanede ekiplerin hummalı çalışmasıyla inşaatın %28'lik bölümü tamamlanmış durumda. Şehir hastanesi inşaatı hızla yükselirken konuyla alakalı Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Hakan Timur konuştu. Yapılacak olan şehir hastanesi Ordu ilimizi bir sağlık üssü merkezi haline getirecek. Hali hazırda var olan özellikli birimlerin kapasiteleri arttırılacak ve yeni özellikli birimler yapılacak. Bunların arasında tüp bebek merkezleri, perinatoloji merkezleri gibi metropol şehirlerde olan merkezler artık şehir hastanemizin içerisinde yapılacak.
Şehir Hastanesi ile birlikte orduya sağlık alanında hizmet verecek yeni bölümler açılacak. Bu sayede de ordu sağlıkta göç veren değil, göç alan bir il konumuna geçecek. Birçok yeni teknoloji görüntüleme yöntemleri olacak şehir hastanemizde. Ve artık sevk veren bir ilden, birçok ilden sevk alan bir sağlık merkezi haline gelecek. Şehir hastaneleri sağlıkta çok kıymetli ve çok değerli icraatlar. Başhekim Timur, tüp bebek merkezi gibi birçok yeniliği orduya kazandıracak hastanenin hizmete girdikten sonra ilimize sağlık alanında lig atlatacağını söyledi. Tabii yapılacak olan şehir hastanesi ordu ilini bir sağlık alanında üst lige çıkaracak. Bu çok önemli. Ben şehir hastanesinin yapımında emeği geçen bütün devlet büyüklerime şükranlarımı, saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. İlimizde meydana gelen yoğun kar yağışı ile ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden gelen bir haber var. Sırada şehrin değişik noktalarında özellikle Akkuş bölgesinde yer yer kar kalınlığı 4 metreyi buldu. Ortalama kar kalınlığı şehir genelinde 2 metreye yaklaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleri sahada, hem personel hem de ekipman, araçların tamamı sahada. Küçük aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette ki bu kar kalınlığında yaşanmaması mümkün değil ama çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Gürgentepe'de Çatal Ağaç'ta Ergun Onur yazdı mesela. Onun köyünün yolu kapalıymış. Bazı bölgelerde küçük aksaklıklar dediğim gibi yaşanıyor. Cumartesi günü kar yağışının bitmesi bekleniyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin karla ilgili yaptığı mücadeleden ve şehrin genelindeki kar manzaralarından görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. Yurdun birçok noktasında etkili olan kar yağışları Ordu'da da şiddetini sürdürüyor. Ordu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kar yüksekliği yüksek rakımlı ilçelerde yer yer 4 metreyi geçti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri yer yer 4 metreyi aşan karla gece gündüz mücadele ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı 533 personel 464 iş makinesiyle dünden bu yana yolları açık tutmak için çalıştı. Kentte aralıklarla devam eden kardan en fazla etkilenen ilçelerden Akkuş'ta kar kalınlığı bazı yerlerde 4 metreyi buldu. 6 ilçedeki kar yüksekliği 2 metreyi geçti. Öte yandan Gürgentepe ve Gölköy'de etkili olan kar yağışı da hayatı olumsuz etkiledi. Gölköy ilçesinde Şehit Yaşar Biçer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin atölye sınıflarının bulunduğu prefabrik binanın çatısı karın ağırlığıyla çöktü. Gürgentepe'de ulaşımda aksamalar meydana geldi. Abi 120 var. Benim boyu 179.180 işte, hesabını yap. Kış çok ağır şartlarda geçiyor. Mart ayında böyle bir kar görmedik. 2 metreye yaklaştı. İl genelinde kar kalınlığı ortalama 2 metreye ulaştı. Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren de hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Ama vatandaşlarımızı bekleyen bir başka tehlike de kapıda. O da heyelan tehlikesi, karların erimesiyle beraber ki ilimizin değişik bölgelerinde sıklıkla yaşadığımız bir durum. Şu ana kadar Allah'tan ki can kaybına sebebiyet vermedi. İnşallah bundan sonra da can kaybı ve yaralanma yaşanacak heyelanlarda. Peki bu durumla ilgili ne yapmak lazım? Nasıl tedbirler almak lazım? Neye dikkat etmek lazım? AFAD İl Şube Müdürü Selim Çakmak anlattı. Ordu'yu etkisi altına alan kar yağışı sonrası Ordu'da kar kalınlığı yer yer yaklaşık 2 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı havaların ısınmasıyla tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başlayan karlar heyelan riskini her geçen gün daha da artırıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan AFAD İl Şube Müdürü Selim Çakmak, eriyen karların oluşturabileceği olası heyelanlara karşı vatandaşları uyardı. Bölgemiz son yıllarda, yani 30 yıl diyebiliriz, görülmemiş derecede bir kar yağışı meydana geldi. Bununla birlikte toprak suya doymuş durumda. Bu durum genellikle arazilerde toprak kaymalarına sebebiyet veriyor.
Karların erimesiyle birlikte toprağın ağırlaştığını ve bu sebeple heyelanların meydana geldiğini ifade eden şube müdürü Selim Çakmak, özellikle Ordu'da riskin oldukça yüksek olduğunun da altını çizdi. Şu anda büyük risk oluşturmakta. Bölgemizin birçok yerlerinden bize gelen dilekçelere ekiplerimiz müdahale aşamasında diyebiliriz ki personel de hiç durmadan olay mahalline intikal etmekte. AFAD İl Müdürlüğü ekipleri olarak 7/24 olası heyelan riskine karşı her daim hazır olduklarını belirten Çakmak, heyelan riskine karşı aldıkları önlemlerden de bahsetti. AFAD ekipleri 24 saat olaylara müdahale etmektedir. Gerektiğinde raporlarımız sonucu, ekiplerimizin vermiş olduğu karar sonucunda can ve mal güvenliği açısından konutlar gerekirse boşaltılmakta, eğer risk yok ise tekrar konutlara dönülmektedir. AFAD İl Müdürlüğü olarak bölgedeki vatandaşların can güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını belirten Çakmak, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların çevrelerinde gördükleri en ufak bir toprak ve kaya hareketini yetkililere haber vermesi için de çağrıda bulundu. Önce can güvenliği. Böyle bir durum karşısında kalan vatandaşlarımız bizi aramaları, 112 üzerinden çağrı merkezinden aramaları, ekiplerimiz gelene kadar konutlarında ikamet etmemeleri ön planda tutulmalıdır. Altınordu Belediyesi'nin zabıta ekipleri Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatlarıyla sahadaydı. Yerel marketlerde ve zincir marketlerde raf denetimleri gerçekleştirildi ve stok kontrolü yapıldı. Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Başkan Aşkın Tören'in talimatları doğrultusunda şehir genelinde faaliyet gösteren marketlerde ve fırınlarda denetimlerine devam ediyor. Ekipler yaptıkları denetimlerde uyarıların yanında bilgilendirmelerde de bulunarak esnafa rehberlik ediyor. 23.90. Tüketici haklarının korunması açısından yasalara ve standartlara uygunluk kontrollerini sürdüren zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerle hem vatandaşların sağlıklı ve standartlara uygun gıdaya erişimini hem de hizmet sektörünün yasalar çerçevesinde kesintisiz bir şekilde devamının sağlanmasına katkı veriyor. Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zincir marketler başta olmak üzere tüm gıda satışı yapan iş yerlerinde fiyat ve irsaliye karşılaştırmasıyla kasa ve reyon arasındaki fiyat farkı olup olmadığı hususlarını denetledi. 13 lira. Ne o? Depo kontrollerinde yapıldığı marketlerde gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve gramaj konularında da denetimlerini sürdüren ekipler, olumsuzluk tespit edilen işletmelere tutanak tanzim ederek yasal işlem yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderiyor. Geliyorsan buraya yapalım. Fırın ve unlu mamuller satışı yapan iş yerlerinde de hijyen, genel temizlik ve gramaj denetimleri gerçekleştiren zabıta ekipleri, işletmelere hijyen ve sağlık koşullarına mutlak surette uyulması konusunda uyarılarda ve bilgilendirmelerde bulundular. Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yerel marketleri her ortamda savunmaya çalışıyoruz. Ancak bugün sosyal medyada bir haber vardı, dikkatinizi çekmiştir. Yerel marketlerde raflardaki fiyatlarla kasadaki fiyatlar birbirini tutmuyor. Yerli marketlerde, Ordu'ya ait markalardan bahsediyoruz. Bazılarının hepsini genellemeyelim. Yaşanan örnekler var, olaylar var. Bunun yakışmadığının altını bir kez daha çizelim. Bir sonraki haberde nokta atışı yapacağımızı da söyleyelim. Yani bu kamuoyunda bizim biliyorsunuz tavrımız belli. Vatandaştan yanayız her zaman ama yerel markalarımızı da koruyoruz belli bir ölçüye kadar. Yerel marketlerimiz eğer fırsatçılık yaparsa biz de gereğini yaparız. Şimdi devam edelim. Bugün 22 Mart 2022 Dünya Su Günü. Suyun önemini haberin girişinde anlattım dilimin döndüğünce ama çok daha detaylı bakılması gerektiğini de altını çiziyorum. Yurdumuz çok şanslı, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Ama yeterince doğayı, denizi, suyu koruyabiliyor muyuz? İşte o tartışılır. Bununla ilgili de Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Aydın konuştu. Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Türkiye'nin de 1/4 suyla kaplı olduğu için Türkiye açısından oldukça önemli bir gün. Arkamda görmüş olduğunuz Karadeniz uçsuz bucaksız mavisiyle bizlere adeta göz kırpıyor. Ama Karadeniz'e sahip çıkabiliyor muyuz?
Karadeniz'i kirlilikten arındırabiliyor muyuz? Bu işte büyük bir soru işareti. Karadeniz'i artık çöplük olarak kullanmaktan vazgeçmemiz gerekmektedir. İnsanoğlu başta olmak üzere tüm canlılar için hayati öneme sahip olan suyun değerini yeterince biliyor muyuz? Türkiye'nin dört bir tarafı denizle çevrili. Ancak verimli kullanabiliyor muyuz büyük bir soru işareti. Bildiğiniz gibi tüm Karadeniz sahilindeki illerin, ilçelerin, tüm belediyelerinin pisliği Karadeniz'e akmaktadır. Dolayısıyla Karadeniz'in artık yapacağı bir şey yok. Doygunluğa ulaştı artık. Bir yerde patlak vermeden bu işe artık bir son vermemiz gerekmektedir. Bütün şu andaki yüzyılımızda en büyük sıkıntı mikroplastik, yani plastik kirliliğidir. Denizlerimizde de bu mikroplastik her geçen gün artmaktadır. Yapılan bazı araştırmalarda Karadeniz'i tehdit eden deniz çöplerinin %80'inin plastik olduğu tespit edildi. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Aydın, son çalışmalardan söz ederek denizde yaşayan canlıların midesinde mikroplastik deniz çöplerine rastlandığını belirtti. Yapılan bütün çalışmalar son zamanlardaki bütün balıkların midesinde, bağırsaklarında, yani sindirim sisteminde bu mikroplastiklerin varlığından bahsediyor. Dolayısıyla bunlara artık bir son vermemiz gerekmektedir. Uçsuz bucaksız mavisiyle bizleri cezbeden Karadeniz'i maalesef dört şey kirletiyor. Araştırmalara göre ilki işte bu görmüş olduğunuz plastik atıklar. İkincisi kanalizasyon. Üçüncüsü radyoaktif maddeler ve son olarak da petrol sızıntısı. Yapılan araştırmalara ve uzmanların söylemlerine bakıldığında önümüzdeki yıllarda insanoğlunu su bulamamak gibi çok ciddi bir tehlike bekliyor. Bu sebeple hem tatlı hem de tuzlu sularımıza mutlak sahip çıkacak projeler üretilmesi gerekiyor. Karadenizimiz ya da denizlerimiz çöplük değildir. Artık belediyeler ya da biz bireysel olarak artık bu işten vazgeçmemiz gerekmektedir. Bunları sürdürülebilirliği olabilmesi için bunların... Bundan sonra belediyelerin de arıtmalarını artık evet masraflı olacak, daha fazla para ödeyecekler ama mutlak ve mutlak surette artık bunların bir düzenlenmesi gerekmektedir. Yoksa Karadeniz artık bitecektir. Her alanda israf etmenin önüne geçmek lazım. Müslümansak eğer bu bizim için gereklilik ama su ekstra dikkat etmemiz gereken bir kaynak. Çok değerli, çok kıymetli. Eğer biz doğru kullanmazsak gelecek nesillerde maalesef su bulamamanın acısı çok ağır olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden şimdiden yetişen evlatlarımızı ve kendimizi bu noktada odaklayarak su tasarrufunda bulunmamız önemli. Bir kez daha not düşmüş olalım. Şimdi geçtiğimiz yaz biliyorsunuz ülkemizde çok acı tecrübemiz oldu. Orman yangınlarından dolayı uzun süre maalesef ülkemiz yangınlarla boğuştu. Bölgemizde yazın tam tersi kış aylarının sonuna doğru orman yangınları çıkıyor. Bunun sebebi de fındık bahçelerinin temizlenmesi, o temizlenen dalların da yakılması. Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş bu duruma dikkat çekti ve vatandaşlara ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiyeler verdi. Yangın olması için 3 tane şart var. Nemin düşük olması, rüzgarın olması ve sıcaklığın belli bir sıcaklığın üzerinde olmuş olması. Orman yangınları genel olarak yaz aylarında çıkarken bu durum Karadeniz'de ise farklılık gösteriyor. Ya özellikle yazın burada nem iyi olması hasebiyle ve fındık tarlalarının yanmaması için de insanların çok daha dikkatli olması hasebiyle Karadeniz'de yazın yangın hemen hemen hiç olmuyor. Akdeniz bölgesinde orman yangınları yaz aylarında çıkarken Karadeniz bölgesindeki yangınlarsa diğer bölgelerden farklı olarak fındık hasadından sonra dalların yakılmasıyla çıkıyor. Özellikle Ekim-Kasım aylarından itibaren tarla temizliklerine başladıktan sonra artıklarımızı yakma noktasında son bir hafta 10 gün içerisinde yağmurun olmadığı dönemlerde kesinlikle bu artıkların yakılmaması lazım. Hatta bu artıkların bir şekilde değerlendirilebileceği koşullar oluşturmamız lazım. Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş tüm vatandaşları fidan dikmeye davet etti. Bu dikimleri de en yakındaki köylülerimiz, vatandaşlarımız eliyle yapıyoruz. Bu bağlamda herkesi tabii ki ağaç dikmeye, ormancılık faaliyetlerinde katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Şimdi Ordulu balıkçı kardeşlerimizin bir iddiası var. Biz dinlendirelim, onların seslerini duyuralım. Muhatapları inşallah gereğini yaparlar. İhsan Akdeniz'de 8 arkadaşı Ordu'dan evlerine ekmek parasını çıkartabilmek için balıkçılık yapmaya İzmir Foça'ya gittiler.
Çalıştıkları teknenin ismi de burada yazıyor. İddia odur ki bu teknede çalıştılar ancak ücretlerini alamadılar. Hatta bırakın ücretlerini almayı, karınlarını bile doyuramadılar. İhsan Akdeniz ve arkadaşlarının dramı gelecek şimdi ekranlarınıza. Yani burada resmen emek sömürüsü var yani. Ya ne demek? İnsanların o paraya ihtiyacı var ki oraya çalışmaya gidiyor. Balıkçı İhsan Akdeniz ekmek parası uğruna gittiği İzmir Foça'da yaşadığı mağduriyeti işte bu cümlelerle anlattı. İhsan Akdeniz ve beraberindeki 8 işçi tam 2 aydır deyim yerinde ise yaşam mücadelesi veriyor. Çünkü İhsan Akdeniz'in iddiasına göre 2 aydır maaşları yatmıyor. Bizim bir koca reisimiz adı altında bir sistem var. Yani burada nasıl diyorlar amele başı gibi teknelere de götürenlere koca reis diyorlar. Bir koca reisin aracılığıyla ben Rumeli Feneri'ne gittim. Sarıyer'de bir kayağı balıkçı olarak gittim. İlk anlaşmamızın ilk aylığının yarısını bize yol parası olarak verdiler. Kayağa gittiğim 15 gün sonra da diğer yarısını verdiler. Yani aldığım ben 3 ay tam net olarak çalıştım. 1 ay maaş almış oldum kayıkta. Ordu'dan geçim mücadelesi uğruna yola çıkan ve çalıştığı 3 ay süre boyunca sadece ilk ay maaşını alabilen İhsan Akdeniz, Şubat ve Mart ayından bu yana maaşını hala alamadığını iddia ederek konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Parayı aldıktan sonraki ikinci ayın sürecinde işte yarın bu paranız ödenecek, öbür gün ödenecek. Bir ay böyle geçti hiç para almadan. İkinci ay başladı, bir ay bitti, para almadık. İkinci ay başladı, ay olarak nasıl hesaplıyorsun diye. Şubat ve Mart aylarında hiç para almadan bizi çalıştırdılar. Ya yiyecek yok ya kayıkta. Yani yiyecek, içecek hiçbir şey yok kayıkta. Tıpkı İhsan Akdeniz gibi beraberindeki 8 işçinin yaşadığı mağduriyet ise oldukça büyük. Aileleri mağdur oluyor, çocukları mağdur oluyor. Kirada oturanlar, evin ekmek parası göndermeyenler, gönderemeyenler. Hatta biz orada çok kötü bir örnekle yaşadık. Arkadaşımızın bir tanesi eşini terk etti gitti. Yaşadığı soruna hiçbir çözüm bulunmadığını belirten Akdeniz, şimdi haklarını adli yoldan aramak için mücadele ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Savcılığı'nın bize gönderecek olduğu evrağa karşılık dava açacağız biz. Onu bekliyoruz. Ama tabii bizim şu anda iki aydır ki acıklarımız duruyor yani. Herkes mağdur oldu. Hayatımızda anısı olan bazı meslekler var ki yok olmayla yüz yüze kalmış meslekler onlar. Aslında bazıları teknolojiye yenilmiş, bazıları da üretimden kaynaklı yok olmayla karşı karşıya kalan meslekler. Bazılarına göre değirmencilik böyle bir meslek ama şimdi hayatının 40 yılını değirmenci olarak geçirmiş Muhsin Şender amcamız ekranlarınıza gelecek. Ona göre bu meslek her yıl daha da kıymetli. Muhsin Şender'i arkadaşlarımız ziyaret etti. 40 yıllık mesleğini sordular. Gençlere de tavsiyen var mı diye sordular. Muhsin Şender amcanın tavsiyesi gençler için oldukça dikkat çekiciydi. Muhsin Şender'e 1980 yılından bu yana kendi değirmeninde durdurak bilmeden çalışmaya devam ediyor. 40 seneyi aşkın süredir değirmencilik mesleğini Ordu'da icra eden Şender'e mesleğe dair bir atasözüyle başlıyor anlatmaya. Her yönü öğretti bana. Bunun anlatması değil, yaşaması. Yaşanması lazım. Allah'a çok şükür. Ev dediğin kimyadır, içinde gezdiğin için belli olmaz. Değirmen deryadır, taş döndüğü için belli olmaz. Muhsin Şender'e yıllardır eli kolu olarak gördüğü değirmen taşlarının özelliklerini de paylaştı. Şu taşı ben 1 milyon 100 liraya aldım. Bu taş, esas taştır bu. Bu dökmedir bu. İzmir Foça taşı. Bu 4 taştan birleştirme taştır. Özel yani, yapılmış. Özel yapılmış. Yani bunun unu ile su değirmenin unu hiç fark etmez. Bu zımpara tozu ile macundan dökülmüş bir taştır. Değirmen zahmetli iş. Bunun için de bazıları bu yüzden bazıları da fabrikasyona yenik düştüğünü düşündüğünden artık bu mesleği yok olmaya yüz tutmuş olarak görüyor. Ancak işin erbabının konu hakkındaki düşünceleri ise farklı. Şender'e göre işler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Öyle mi? Bitmeye yakın değil. Nasıl amcam? Bu meslek öyle bir şey ki geçen senekinden bu sene daha iyi. Çünkü köylerde mısır daha fazla yapılıyor. Önceden bir sene dolmadan
2-3 ay kala mısır bitip buraya zahra gelmiyordu. Ama şimdi senesini seneye katıyor. Mısır yapılıyor. Buraya şimdi Ulubey, Gölköyü, Mesudiye, Gürgendepe, Kabadüz, Fatsa, Ünye, Bulancak hep oralardan zahra gelir buraya. 2008 yılına kadar Ordu'daki dükkanında kendi başına değirmencilik yapan 80 yaşındaki Muhsin Şender'e gerek yaşlılığı gerekse mesleği bir sonraki kuşağa aktarma isteği gibi nedenlerden dolayı çocuklarını da değirmenci olarak yetiştirdi. Beni açtı. Büyük oğlumu aldım buraya. Büyük oğlumuna yaptım. İleriye doğru büyük oğlumu da açtı. Ötekini de dükkanı bıraktırdık ve buraya geldiler. İkisi de memnunlar. Canı gönülden çalışıyorlar. Allah rızıklarını bol versin. Allah muhannete muhtaç etmesin. Allah kendinden başkalarına muhtaç etmesin kimseyi. 80 yaşındaki Muhsin Şender'in oğlu Ali Şender'e ise babasından çok şey öğrendiğini, bu mesleği kendi çocuklarına da aktarma niyetinde olduğunu söylüyor. Güzel bir duygu. Allah nasip ederse çocuklara da bu işi devam ettirmeyi istiyoruz. Nasip olursa Allah hayırlısını nasip etsin. Esnaflığın güzelliğini öğrendik babamdan. İyilik, güzellik. Gönülden severek yaptığın zaman da hiçbir zorluğu yok. En güzel yanı da olur yani. Değirmencilik mesleğinde senelerdir emek vermiş 80 yaşındaki Muhsin Şender'in ise gençlere önemli bir tavsiyesi var. Gençlere çalışsınlar, çalışsınlar, çalışsınlar. Kısa bir ara vereceğiz, sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrılmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 22 Mart Su Günü dolayısıyla İSKİ'nin ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği suyun değeri temalı afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Dediğim gibi gelen 500... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İSKİ'nin ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği suyun değeri temalı afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Ödül töreni öncesinde suyla yaşam belgeselini hazırlayan ekip de plaketle ödüllendirildi. Belgesele görüşleriyle katkıda sunan 7 yaşındaki Sare Haberdar, 5 yaşındayken yaptığı Ebru çalışmasını İmamoğlu'na sundu. Haberdar'a ilham veren adımlar kitabını hediye eden İmamoğlu'nun "Kızım olunca bir kez daha anladım ki dünyayı kadınlar kurtaracak" sözleri alkış aldı. Vallahi kızım olduktan sonra anladım ki dünyayı yine kadınlar kurtaracak. İstanbul'un suyla mücadelesinin asırlardan bu yana devam ettiğini vurgulayan İmamoğlu, suyun siyasi malzeme haline getirilmemesi gerektiğini aktardı. Yani İstanbul'da bazı konular vardır ki siyasetin malzemesi olamaz. Örneğin su onlardan birisidir. Su meselesi, suyun yönetimi, siyasetin bilindik o kaynayan kazanının meselesi olamaz. İmamoğlu Kanal İstanbul'a da atıf yaptı. Bu dönemde bunlar bizim konumuz olamaz dedi. İstanbul'da 21. yüzyılda küresel ısınmanın hayatı yaktığı bir dönemde, yani birkaç derecenin bizi hangi felaketlerle buluşturacağını tartıştığımız bu günlerde Kanal İstanbul'u tartışamayız. Ya da bir kanalla beraber 150 milyon metrekarelik doğal alanı, tarım alanını, orman alanını yok etmeyi konuşamayız bile. Ya da onun civarına 2 milyonluk yeni bir nüfusu taşıyacak bir şehrin tasarımını, yapımını konuşamayız.
Bunu gidip bazı ülkelerde emlak reklamı diye anlatamayız. Öte yandan İSKİ'nin düzenlediği 22 Mart Dünya Su Günü etkinliklerine kentte öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan toplam 535 öğrenci katıldı. 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle Ordu'da da öğrenciler adına düzenlenen bir etkinlik vardı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü anaokulu öğrencilerine su arıtma tesisini gezdirdi. Hem tesisin çalışma sistemi anlatıldı hem de suyun önemine vurgu yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında içme suyu arıtma tesisinin kapılarını anaokulu öğrencilerine açtı. Bu suyun nasıl açıldığını, hangi renge geldiğini gösterecek. Şu anda bu suyun insan kullanımına uygun olmadığını gösteriyoruz. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler personeller eşliğinde tesisi gezerek tesisin işleyişini yakından görme fırsatı buldu. Aynı zamanda minikler su kaynakları, su tasarrufunun önemi, içme suyu ve özellikleri, atık sular ve arıtma sistemleri hakkında bilgilendirildi. Şimdi öğrendiğimiz şeylerin son aşaması için su laboratuvarındayız. Burası bir laboratuvar. Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan OSKİ Altınordu İçme Suyu Arıtma Tesisi Sorumlusu Osman Öztürk, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında güzel ve anlamlı bir çalışmaya imza attıklarını belirtti. Bugün 22 Mart Dünya Su Günü olduğu için küçük çocuklarımız beraber, kreşiyle beraber geldiler. Burada onlara su nasıl arıtılır, evimizde kullanmış olduğumuz su nasıl kullanılır, insan sağlığına zararlı mı değil mi, bunların bilinçlendirmesini yaptık. Küçük oldukları için bütün tedbirlerimi okul tesisimiz olarak aldık. Bu soğuk kış gününde içinizi ısıtacağını düşündüğüm bir haber gelecek şimdi ekranlarınıza. Mevki Seymenli Mahallesi gündemde can dostlarımız. Kızlarımıza geliyorlar buraya. Ordu'yu ve ülkemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası dışarıda kalan can dostlarımız köpekleri Seymenli Mahallesi sakinleri unutmadı. Hadi gidin heyecanlıyız. Kar yağışına rağmen yolculuk devam ediyor. Seymenli Mahallesi'nde mahsur kalan yavru köpekler mahalleli tarafından fark edildi. Arkadaşlar. Söylemiş olayım. Karların arasından bir yol açarak kurtarılan yavru dostlara sonrasında ise mama verilerek karınları doyuruldu. Bu soğuk günlerde vatandaşların can dostlara sıcak yaklaşımı ise iç ısıttı. Böyle güzelliklere ihtiyacımız var. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde Kasım ayından bu yana kültür etkinlikleri yapılmaya devam ediyor. Toplumun her kesimine yönelik etkinlikler yer aldı bu kapsamda. Dün akşam da güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıldı. Türk sanat müziği ile buluşturuldu izleyiciler. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ve Ordu Sanat Evi Derneği'nin hazırlamış olduğu Türk sanat müziği konserimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ordu Büyükşehir Belediyesi kültür sanat faaliyetleri kapsamında film gösterimlerinden konserlere, söyleşilerden festivallere, toplumun her kesimine yönelik etkinliklerine devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Sanat Evi işbirliğiyle düzenlenen Türk Sanat Müziği Korosu konseriyle senarist ve yönetmenliğini Gayin Rateri'nin yaptığı arşiv filmi orduluların beğenisine sunuldu. Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı Kültür Sanat Mart Ayı etkinlikleri kapsamında Ordu Sanat Evi İşbirliği ile Şef Nural Akgün'ün yönettiği Türk Sanat Müziği Korosu konseri sanatseverlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser ise yoğun ilgi gördü. Birçok kültür sanat etkinliğiyle ordululara keyif dolu anlar yaşatan Ordu Büyükşehir Belediyesi senarist ve yönetmenliğini Gayin Roteri'nin üstlendiği bilim kurgu filmi arşivi sinema severlerin beğenisine sundu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda yapılan film gösterimi öncesi misafirlere mısır ve gazoz ikramı da yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bu kültür etkinlikleriyle ödül aldığını bir kez daha hatırlatalım. Biz de tebrik edelim. Buradan da şu sonucu çıkarttığımızın altını çizerek söyleyelim.
Demek ki doğru adam doğru yerde kullanıldığında ödül, yanlış yerde kullanıldığında dedikodu ve tartışmalara sebebiyet veriyor. Dolayısıyla zarar veriyor. Doğru adamı doğru yerde kullanmanın önemi bir başka. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i de bu atamadan dolayı bir kez daha kutlayalım. Şimdi üzücü bir haber var sırada. 19 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı Erdoğan Erişen'in kayınvalidesi Fahriye Kırdemir hayatını kaybetti. Hem başkanımıza hem de aileye sabırlar ve başsağlığı dileklerimizi iletelim. Köprübaşı Camii'nde ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze namazından sonra Fahriye Kırdemir'in cenazesi Şahinciri Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Görevlerimiz olmak üzere emeği geçen bütün kardeşlerimizden Rabbim hepsinden hoşnut ve razı olsun. 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen'in kayınvalidesi Fahriye Kırdemir bugün Köprübaşı Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Fatiha suresinden hasıl olan sevabı iki cihan maneviyatı sevgili Peygamber Efendimizin mübarek ruhunu hediye ediyoruz senin vasıtasıyla. Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Atilla Şahin ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'le Ordu Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Engin Tekintaş ve aile üyeleriyle yakınları katıldı. Bir hatun kişi miydi? Allah rahmet eylesin diyenlerden hak razı olsun. Amin. Köprübaşı Camii'nde ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze namazından sonra Fahriye Kırdemir Şahincili Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Bizler de TV52 ailesi olarak Kırdemir ailesine Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kardeşlerimizden Rabbim hepsinden hoşnut ve razı olsun. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar dileyelim. Rabbim mekanını cennet etsin inşallah diyelim. Ve bu haberle beraber de ana haberi noktalayalım. Gece bülteninde yeniden görüşeceğiz. O zamana kadar hoşçakalın. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Mutlu akşamlar. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızdayız. Ben Görkem Karaağaç. İki haftadır ertelenen Ordu Spor Esenler Erok Spor karşılaşmasının oynayacağı tarih Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tayin edildi. Karşılaşmanın 6 Nisan Çarşamba günü saat 14'te oynanmasına karar verildi. 3. lig 3. grupta erken final niteliği taşıyan Ordu Spor Esenler Erok Spor karşılaşmasının oynanacağı tarih Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tayin edildi. Karşılaşmanın 6 Nisan Çarşamba günü saat 14'te oynanmasına karar verildi. 27. hafta mücadelesinde oynanması gereken ancak 2 haftadır olumsuz hava muhalefetine takılan birkaç maçtan birisi olan Ordu Spor Esenler Erok Spor maçının yeni tarihi belli oldu. 2 haftadır bu maçı bekleyen Ordu şehri ve taraftarlarsa maçın yeni günü ve saatini olumlu karşılamadı. Sezon başında belirlenen takvime göre 13 Mart Pazar günü oynanması gereken Ordu Spor Esenler Erok Spor maçı etkili olan hava muhalefeti nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun ülke genelinde aldığı kararla birlikte ligler birer hafta ileri kaydırılmıştı. 20 Mart Pazar günü oynanması beklenen Ordu Spor Esenler Erok Spor karşılaşması olumsuz hava koşullarına takılırken aynı şehirde ve aynı saatte olan Fatsa Belediye Spor Osmaniye Spor karşılaşması ise oynandı. Ligde Ordu Spor maç eksiğiyle 50 puanla 4. sırada bulunurken Esenler Erok Spor ise 57 puanla puan tablosunda lider durumda. Giresun Orman Spor Kulübü ve Akkuş Akademi Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu kuşak terfi diploma töreni ve sporcu birinci söyleşisi Akkuş'ta gerçekleştirildi. Giresun Orman Spor Kulübü ve Akkuş Akademi Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu kuşak terfi diploma töreni ve sporcu birinci söyleşisi Akkuş'ta gerçekleştirildi. Akkuş'ta düzenlenen ilk söyleşi organizasyonu olması nedeniyle yoğun kar yağışına rağmen Akkuş gençlerinin ve halkının yoğun bir ilgisi vardı.
Etkinlikte Ordu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Tuğrul Özcan, dünya ve Avrupa şampiyonu Müslüm Baştürk ve karate antrenörü Ahmet Karacı konuşmalar gerçekleştirdi. Konuşmacılar tarafından Akkuşlu karatecilere, gençlere ve ailelere sporcu bilinci ve sporun gençlere katkılarıyla ilgili bilgiler verdi. Siz de konuşurken gözleriniz içine bakıldığında önemsendiğinizi hissedersiniz. Söyleşinin ardından katılımcılar tarafından 50 sporcuya diplomaları takdim edildi. Ankara'da düzenlenen yüzme bölge karmaları milli takım seçmelerinde başarıya imza atan 3 sporcunun antrenörleri TV52 mikrofonlarına bu başarıyı değerlendirdiler. Ankara'da düzenlenen yüzme bölge karmaları milli takım seçmelerine Ordu'dan katılan Bengüsü Danacı, Büşra Zülal Akyurt ve Dorukhan Çelik milli takım kotası alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Sporcuların da bu başarılarını her anında yanlarında olan antrenörleri TV52 mikrofonlarına değerlendirirken bundan sonraki hedeflerinin de milli takıma daha çok sporcu göndermek olduğunu altını çizdiler. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Ankara'da düzenlediği bölgesel karma yarışlarında Ordu adına yarışan 3 tane sporcumuz Dorukhan Çelik, Bengüsü Danacı ve Büşra Zülal Akyurt, üçü de milli takıma seçildiler. Dorukhan Çelik en çok gelişme kaydeden sporcu oldu Türkiye'de. Ordu adına çok büyük bir başarı. İlk defa bu kadar yoğun, bu kadar çok sayıda sporcu ile milli takıma gidiyoruz. 3 tane ayrı kulüpten bunlar. Bir tanesi Ordu Yüzme İhtisas Spor Kulübümüz. Bir tanesi Ordu Zirve Spor Kulübümüz. Diğeri de Ordu Kuzey Spor Kulübümüz adına. 3 tane ayrı kulüpten 3 tane ayrı sporcumuz şu anda milli takıma seçildiler. Çok büyük bir başarı. Gurur duyduk sporcularımızla. Ordu adına büyük bir olay bu. Kulübümüz sporcularından Bengüsü Danacı, Türkiye Yüzme Federasyonu düzenlediği bölge karmaları seçme müsabakalarında Ordu ilini temsil etti ve bölge karmalarına topladığı 12 puanla bölge ikincisi olarak milli takıma davet edildi. Ayrıca yine ilimizden 2 sporcumuz daha milli takım kotası aldı. Toplamda Ordu ilinden 3 sporcu milli takım kotası aldı. Çocuklarımız, ailelerimiz, ilimiz adına önemli bir gelişme oldu bu. Tüm sporcularımızı, tüm antrenörlerimizi kutluyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda sürekli milli takımda olmaya devam edecek sporcularımız. Yoğun bir şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Bu yarış bizim için gerçekten başarılı geçti. Ama daha önce de 2020 yılında bu düzeyde yüzmüş daha önceki bir sporcumuz bu karmada yer almıştı. Bizim için yeni bir başarı değil ama yeni bir heyecan oldu. Ordu'ya ikinci milli sporcumuzu kazandırdığımız için gerçekten gururluyuz. Altyapıda ciddi çalışmalar sarf ediyoruz. Yetenekli sporcularımız var. Aileleriyle hep beraber işbirliği içerisindeyiz. İlerleyen dönemlerde, ilerleyen senelerde daha fazla sporcuyu Ordu'ya milli şekilde kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Okul sporları küçükler yüzme müsabakaları 10 okuldan 45'e aşkın sporcunun katılımıyla Ordu Olimpik Yüzme Havuzu'nda start aldı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı okul sporları küçükler yüzme müsabakaları 10 okuldan 45'e aşkın sporcunun katılımıyla Ordu Olimpik Yüzme Havuzu'nda start aldı. Yüzme müsabakalarına aileler tarafından da ilgi oldukça yoğundu. Toplam 2 gün sürecek olan yarışmalar 4'e bölünmüş seanslar halinde tamamlanacak. Yüzme antrenörü Berkan Kaplan gerçekleştirilen yarışmalar hakkında TV52 mikrofonlarına bilgiler paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı düzenliyor okul sporları adı altında. Küçükler yarışması bu bugünkü yarışmalar. 2010 ve 2011 doğumlu sporcuların katıldığı bir yarışma. Yaklaşık 45-50 civarında sporcu var. Yaklaşık 10 civarında okul katılıyor bu yarışmalara. Çeşitli ilçelerden, merkezden gelen çocuklar var. Ünye'den, Fatsa'dan ya da işte Ulubey'den ya da merkezden şeklinde. Bu şekilde çocuklar buraya gelip öğrendiklerini gösteriyorlar. Bir performans ortaya koyuyorlar. Birbirleriyle aktif bir şekilde yarışma fırsatı buluyorlar. Kaplan müsabakaların 2 gün süreceğini ifade etti. Kaplan 2 gün sürüyor. 4 farklı seansta. Yani ilk gün sabah ve ilk gün akşam ve ikinci gün sabah ve ikinci gün akşam şeklinde. Öte yandan yüzme antrenörü Kaplan yarışmaya katılan bütün sporculara başarılar diledi. Hepsine başarılar diliyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Buraya gelmeleri dahi hepsinin çok büyük bir meydan okuma, toplumsal cesaret ve ilerleyen yaşlardaki kariyerleri içinde umarım başarılı olurlar.
2020 Tokyo Olimpiyatlarında kadınlarda altın madalya kazanan milli boksör Buse'na Sürmeneli, dünya şampiyonası hazırlıklarına orada devam ediyor. İstanbul'da Mayıs ayında yapılacak Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Yeni Ordu Stadı'ndaki bireysel sporcu salonunda sürdüren Sürmeneli, altın madalya hedeflediğini belirterek bunun için çok sıkı şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum dedi. Çalışma güzel gidiyor. Tabi olimpikse de değişince birazcık zorlanıyoruz kilo bakımından. Ama güzel çalışıyoruz. Güzel bir ekiple inşallah İstanbul'daki Dünya Şampiyonası'na güzel bir başlangıç yapıp güzel bitirmek istiyoruz. Yani ülkemizde dünya şampiyonası oluyor. Yani 20 sene sonra belki olacak. Belki ben sporu bıraktıktan sonra olacak. O yüzden güzel değerlendirmek istiyorum. Güzel çalışıyorum. O motivasyonla devam ediyoruz. Bir madalya inşallah gelecek diyebilir miyiz? İnşallah gelecek inşallah. Hayatında keşke şunu da yapsaydım şeklinde bir pişmanlığının bulunmadığını söyleyen Sürmeneli, kariyerim boyunca hiç keşkelerim olmadı. Bundan sonra da keşke dememek için elimden geleni yapıyorum ve mücadele ediyorum ifadesini kullandı. Keşke dediğim hiçbir şey yok. Arkamdaki şeyleri yıkıyorum ki önünde gidecek yoklarsın. Yani ilerlemekten başka çarem olmasın. Şu ana kadar keşke içemedim kariyerim boyunca. Tabii özel hayatımda demişim bilirler ki. Ama kariyerim boyunca hiç keşke demedim. Keşke dememek için de savaşıyorum, mücadele ediyorum. Bu haberle birlikte spor haberlerini noktalıyoruz. Mutlu akşamlar. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.